Herkese merhaba, ben Erkan Karahan. Videonun biraz geç geldiğinin farkındayım. Herkesten özür dilerim çünkü gerçekten heyecanımı bastıramadım. Daha öncesinde birkaç kez denedim çekmeyi ama böyle kameraya karşı konuşmak gerçekten çok zor bir olaymış. Belki yanımda birisi olsa ve sohbet etsem bu kadar zorlanmazdım ama kameraya karşı bakarak konuşmak gerçekten çok zor bir olaymış. Esas konuya geçmeden önce saçlarım için de özür dileyim. Biliyorsunuz malum hepimiz karantina altındayız ve berberler de kapalı zaten sokağa da çıkamıyoruz ve saçlarım kendi özgürlüğünü ilan etmiş durumda. Eğer kötü görünüyorsa özür dilerim yapabileceğim bir şey yok gerçekten. Dediğim gibi ben Erkan Karaan, 38 yaşındayım, 10 yıldır evliyim. 2 tane çocuğum var. Bir tane 8 yaşında kızım var, bir tane de 2 yaşında oğlum var. Doğduğumdan evlendiğim zamana kadar Bakırköy'de yaşadım. Evlendikten sonra ise Bakırköy'den ayrıldım ve şimdi de Anadolu yakasında yaşıyorum. YouTube harici işim var mı diye sorulmuş? Evet var. Hatta bu sektörle çok alakalı. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde okudum. Yaklaşık 10 senedir televizyonlara ve prodüksiyonlara çalışıyorum. Kameramanlık ve kurguculuk yaptım. Şu anda da kurgu olarak devam ediyorum. Ya kimse yalan söylemesin, YouTube'a başlama nedenlerim arasında tabii ki maddi nedenler de var. Ama bu böyle çok büyük bir hırs değil. Yani sadece maddiyata yönelik iş yapayım değildi. Biraz da kendi istediğim şeyleri yapmak istiyordum. O yüzden başladım. YouTube'dan hatrı sayılır meblağ kazandım mı? Hatrı sayılır para ne kadar? O insanın kendisine bağlı. Yani şöyle söyleyeyim, yaptığım işin yanında çok komik bir para kazanıyorum. Yani bu kadar emeğe bu kadar para olmaz. Ama bu biraz da kendi isteğimi yapmamdan dolayı. Yani benim motivasyonum aslında para değil. Yani esas motivasyonum para değil. Biraz da böyle videoyu yaptıktan sonra yaşadığım haz da beni tatmin ediyor. Tabii ki para kazanmayı düşünüyordum. Hatta sadece bu kanaldan geçimimi sağlarsam çok mutlu olurum ve daha çok vakit ayırırım ve daha güzel prodüksiyonlar yaparım. Aklımda bir sürü proje var ama zaman ve maddiyat önemli. Kablosuz dergi adı sanırım yürürken aklıma geldi ve daha öncesinde bunun sitesini almıştım kablosuzdergi.com diye. Sonra YouTube kanalına başlayınca o ismi de buraya taşıdım. Bu arada Diyarbakır'a da ve bizi izleyen herkese selam gönderelim. Neden bu mecradayım? Bir kere bana tamamen özgür olmamı sağladı. Daha önce yaptığım projelerde üstümde bir sürü insan var, altımda bir sürü insan var, sorumluluklarım var, yapmam gereken proje var. Burada tamamen özgürüm ve istediğim gibi davranabiliyorum. İkinci neden de artık işler buraya kayıyor. Çünkü aslında ben de bir profesyonelim ve hayatımı 10 yıldır bu sektörden kazanıyorum. İleriye dönük planlarımsa aynı konsepte bir tane İngilizce kanal açmak ve iyi izlenme sayısına ulaştırmak. Çünkü böylelikle ülkeye katma değer katan bir iş yapmış olacağım. Aslında video konularını seçerken bazı analitik kriterler var. Ben de bunun eğitimini aldım. Orada bakıyorsunuz insanlar neyi beğeniyor, neyi izliyor. Sizin de ona göre video yapmanız lazım. Ama ben biraz da kafama göre takılıyorum. Eğer daha teknik düşünseydim daha hızlı abonem yükselirdi ve daha çok izlenme sayısına ulaşırdım. Video konularını biraz da kendi kafama göre seçiyorum. O an bakıyorum beğendiysem bu konuda video yapıyorum. En çok yapmak istediğim şey bu kanalın beni tamamen geçindirmesini sağlamak. Çünkü gerçekten aklımda projeler var ve yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi zaman ve para lazım. En büyük hayalim de bu kanala yönelik. Genel YouTube kitlesi hakkında ne düşünüyorum? Aslında genel YouTube kitlesi diye bir şey yok. YouTube artık alternatif bir yer değil. Tamamen ana akım bir yere dönüşmüş durumda. Ve televizyon izlemelerinin bile önüne geçti. O yüzden Türkiye'nin kitlesi neyse YouTube'da da o kitle var. Yani her kesimden insan var burada. Evet bir videomda bahsetmiştim. Üniversite yıllarında gerçekleştiremediğim bir hayalim var. Bisikletle Güney Avrupa rotasını izleyerek İspanya'nın Kadiz şehrindeki Tarifa ilçesine gitmek istiyordum. Tarifa denen yer İspanya'nın en güneyinde okyanusa bakan bir yer. Ben de orada okyanusu görüp geri dönmek istiyordum. Bu yaştan sonra ve bu sorumluluklarımla bisikletle yapamam bunu belki ama daha ilerleyen zamanlarda belki karavanla aynı rotayı deneyebilirim. Ben videolarımı seçerken genelde tam bir olayı değil de o olayın içindeki ilginç detayları yakalamaya çalışıyorum. Sanırım Amerikan İç Savaşı ile ilgili video vardır, kesinlikle vardır diye düşünüyorum. O yüzden benim de söyleyeceğim farklı bir kelime olmaz sanırım. Eğer savaşın içinde ilginç bir detay yakalarsam video yaparım ama bütününü yapacağımı sanmıyorum. Özür dilerim bu konuda. Soğuk Savaş tabii ki dünyanın tarihini etkilemiş en önemli olaylardan biri ve yakın geçmişin de en büyük olayı bence. Ben de Soğuk Savaşla ilgili bir yazı oldu mu, bir video oldu mu kesinlikle izliyorum, bakıyorum, çok dikkatimi çekiyor ve buna yönelik videolar da hazırlıyorum. Zaten yakın zamanda paylaştım bir tane daha. Sanırım devamında gelir. Koronavirüs konusunda şöyle söyleyebilirim. Yani komplo teorilerine inanmayı pek sevmiyorum. O yüzden şu anda elimdeki somut bilgilere bakabiliyorum. Ve bu da virüsün laboratuvar ortamında yapılmadığını gösteriyor. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Çin gerçekten dünyanın başına büyük bir bela açtı. Virüsten sonra tabii ki yeni bir dünya düzeni oluşacak. Birçok şey değişebilir. Hatta 5-10 yıl sonra geriye baktığımızda çok farklı bir hayatımızın olduğunu fark edebiliriz. Yani böyle bir iki sene değil de belli bir süreçte dünya değişecek tabii ki. Koronavirüsten korkuyor muyum? Gerçekten korkmuyorum. Ama bu cahil cesareti demek değil. Tedbirlerimizi alıyoruz ve yaklaşık bir aydır evden sadece market alışverişi için çıkıyoruz. Sonuçta benim bedenimde nasıl etki edeceğini bilemiyorum. Hatta beni geçelim. Evde beraber yaşadığım ailem var. Kızımda kronik alerji sorunu var. O yüzden korkmuyorum ama tedbirliyim. İdeolojik bir görüşüm var mı? Daha önce videoların altında yorumlarda insanlar bazı tahminlerde bulundular. Yani bir şeyi böyle kalıba sokmayı sevmiyorum ama liberal bir insanım diyebilirim. Siyasi olarak da gerçekten herhangi bir partiye yakınlık duymuyorum. Aynı şekilde uzaklık da duymuyorum. Belli bir takıntım ve ön yargım yok. O seçimde aklıma kim yatarsa ona oy veriyorum. Ama ben normal bir vatandaş olarak oy verdiğim insan kazansa bile ertesi gün muhalif duruma geçerim. Çünkü siyasilerden benim herhangi bir çıkarım yok, beklentim yok. Ben bir vatandaşım ve o mevkiye benim adıma bir vekil atıyorum. O yüzden dediğim gibi hiçbir siyasi harekete yakınlıkta duymuyorum, uzaklıkta duymuyorum. İnşallah video boyunca heyecanımı yenebilmişimdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da sevinirim.